Belki de Türkiye'nin en fazla antibiyotik kullanılan hastanelerinden biri. Ve geleceğimizi ne yazık ki ipotek altına alıyoruz bu yüzden. Size antimikrobiyal herbal tedavilerden bahsetmeden önce mikrobiyatadan bahsetmem gerektiğini, özellikle Zeynep Hoca'nın da konusuna biraz girerekten mikrobiyataya girmek istiyorum. William Osler çok güzel bir şekilde şuna değinmişti. İlaç kullanımı belki de insanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden birisidir. Hekimin ana görevlerinden biri kitlelere ilaç kullanmama konusunda eğitmektir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre %50'sinden fazla uygun olmayan ilaçlar kullanılmaktadır. Reçetelenmekte, sağlanmakta veya satılmaktadır. Özellikle Türkiye'de sağlık harcamalarının büyük bir kısmı ilaca, yani antibiyotik reçetelenmesine gitmektedir. OECD raporuna göre 2016'da 1088 dolara gibi bir rakam şey yapmıştır. Aslında bu antibiyotik kullanımı tüm dünyanın problemi. Total ilaç kullanımının %9.9'una antibiyotiğe tekabül ediyor. Ancak Türkiye'de %19 gibi bir rakam var. Bu rakam ne yapıyor? Mikrobiyatayı bozar. Antibiyotik direnci gelişmesini sağlayabiliyor. Sağlıklı nesillerin yetişememesinden dolayı hem üretim açısından hem de ciddi sağlık problemlerinin gelişmesine vesile oluyor. Milli servette de kayba neden oluyor. Biraz önce söyledim, aslında tüm dünyanın problemi bu. Ayaktan hasta reçetelerindeki antibiyotiklerin yarıya yakını üst solunum yolu enfeksiyonlarına yazılmaktadır. Ancak biliyoruz ki %90'ı viral enfeksiyonlardır bu enfeksiyonların ve hiçbir antibiyotiğin viral enfeksiyonlarda etkinliği kanıtlanmamıştır, bulunamamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 yaşına kadar yaklaşık 17 kez antibiyotik kullanımı vardır. Mikrobiyatada antibiyotik kullanımı niçin önemlidir? 2 yıl gibi bir kez antibiyotik kullandığımız zaman 2 yıl gibi bir sürede mikrobiyata düzelmemektedir. Amerika'daki yapılan çalışmaya göre çocukların 1.6 ile 1.7 yıl arasında antibiyotik kullandığı görülmüştür. Yani daha mikrobiyatanın düzelmesine izin vermeden tekrar biz o mikrobiyatayı bozuyoruz. Ve 2010 yılında 74,5 milyon çocuğa da antibiyotik verilmiştir. Tabii antimikrobiyal tedavi verirken nelere dikkat etmeliyiz onu öncelikle söyleyeyim. Ayrımı iyi yapmamız lazım. Üst solunum yolu enfeksiyonunun viral mi bakteriyel mi olduğunu bilmek lazım. %90'ın bundan kaynaklı olduğunu bilmek lazım. Ve en çok respiratuvar sinsitiyal virüs ve rinovirüsler gibi farklı virüslerin etken olduğunu bilmek lazım. Mikrobiyata ve pediatrik disbiyozisden biraz bahsedeceğim. Embriyonik yaşamda ilk trimesterin sonunda gastrointestinal sistem şekillenmeye başlar. 10. haftada tight junctionlar oluşur ve sonrasında mikrovillüsler ve villüsler gelişmeye başlar. Sağlıklı bir bebeğin gastrointestinal sistemi doğumdan önce steril olduğu düşünülse de en son çalışmalar uterus içerisinde mikrobiyatanın şekillendiğiyle ilgilidir. Doğumdan sonraki saatler annenin vajinal, fekal veya deri mikrobiyomundan kendi mikrobiyatasını oluşturmaya başlar bebek. Bebeğin bağırsağında önce proteobakteri ve firmicutes familyaları hakim olur. Daha sonra aktinobakter familyasında kademeli artış olur. Aktinobakter familyasında bulunan bakteri de bifidobakteriumdur. Özellikle anne sütünde bulunan. Bebek 6. ayına ulaşmasıyla ek gıdaya geçişle birlikte mikrobiyata değişmeye başlar. Sonra yavaş yavaş bakteriyides ve firmicutes familyasından. Ondan sonra da 3 yaşına kadar erişkin mikrobiyatasına doğru ilerler. Bebeklerde mikrobiyatayı şekillendiren olaylar ise normal spontan vajinal yolla, sezeryan yolla doğum, anne sütü, formula mama, yaş, geçirilen hastalıklar ve hatta annenin gebelik döneminde antibiyotik kullanması bile bebeğin mikrobiyatasını, hatta annenin gebelik döneminde probiyotik kullanması ve çocuğun ileriki dönemde atopik dermatit gibi hastalıklara yakalanma riskinin azaldığıyla ilgili hipotezler de yayınlarda ve çalışmalarda sunulmaktadır bize. Antibiyotik alındığında ne olur? Bağırsaklarımızdaki bakterilerden bifidobakterilerin seviyesi ciddi anlamda azalır. Gram negatif, oportunistik ve patojen bakteriler hakim olmaya başlar. Özellikle kolesterol metabolizmasında ve kilo alımında yol açan safra tuz hidrolazının seviyesi düşer ki bu da çocuklarda obeziteyle ilişkilendirilir. Bir kür antibiyoterapi alındığında çocukların bağırsaklarında mikrobiyonun 2 yıl normale dönmediği gözlenmiştir. Biraz önce bahsetmiştim. Bağırsak bakterileri, immün fonksiyon, metabolizma, nütrisyon, detoksikasyon, inflamasyon ve kilo alımı gibi birçok
şeyde etkilidir. Finlandiyalı çocuklarda yapılan 2016 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre erken yaşta makrolit yani klaritromisin klasik gibi antibiyotik kullanımının artmış astım riskiyle ilişkili olduğu görülmüştür. Burada çalışmalarla birlikte aslında ufak bir derleme şeklinde yaptım sunumumu. Bağırsak inflamasyonu kron hastalığı, bağırsak inflamasyonuna yol açıp 3 kat kron artış ve IBS de artış olmuştur yapılan çalışmalarda. Astım, egzama, rinokonjüktivit, alerjik gibi hadiseler sefalosporin yani ceftriakson, sefaleksin veya sefax gibi antibiyotiklerde bu tür şeylere yol açabileceği görülmüştür. Obeziteden bahsetmiştim. Otoimmün hastalıklara da sebebiyet vermektedir. Burada mikrobiyatamızda takson veya tür değişikliklerini görüyoruz. İlk başta bizim aslında bakteriyel taksonumuz denilen key yani anahtar takson vardır. İlk doğduğumuz zaman onun antibiyotik aldığı zaman çocuk ilk iki yılda o key takson dediğimiz anahtar takson yerini kaybeder. Yerini kaybettikten sonra eğer bu düzelme uzun süreli devam ederse bu bağırsaktaki bozulma, mikrobiyatanın bozulması otoimmün hastalıklara sebebiyet verir uzun dönemli olursa. Çünkü sürekli bir immün sistemin uyarılması, over stimulation dediğimiz uyarılma gerçekleşir ve bu uyarılmayla birlikte bu onarma ne kadar uzun sürerse ne kadar şey yaparsak da yapalım otoimmün hastalıklara yakalanma riskimiz azalmaz. Obeziteden bahsetmiştim. Obezite ile ilgili şöyle bir çalışma var. 7 yaşındaki bir çocuğun obez olmasının rektal bebeklik çağındaki rektal mikrobiyomla ki rektal mikrobiyata rektal pardon gaita mikrobiyatasıyla ilişkili olduğunu, gaitadaki bakterilerle ilişkili olduğu ile ilgili bir çalışma okumuştum ben. Alternatif ne olmalı? Bitkiler mi? Peki bitkiler tamamen güvenilir mi? Şimdi aile polikliniğe geldiğinde biz bir şeyler vermek zorundayız. Aile bizden bir beklentisi var. 100-150 hasta bakıyoruz ve hastayı gönderemiyoruz. Ne vereceğiz? İlaç da veremiyoruz. İkna da edemiyoruz. Yani viral enfeksiyon mu, bakteriyel enfeksiyon mu? Çünkü zaman da yok. Yani sürekli bir sirkülasyon var. Bir şey vermek lazım. Ne vermeliyiz? Peki bitkiler tamamen güvenilir mi? Hayır. Bitkiler de tamamen güvenilir değil. Geleneksel olarak kullanılsa da tarihsel kullanım güvenli garantisi değildir. Çünkü bir bitkinin toksitesi tek veya nadiren kullanımla açık olmayabilir. Ancak kısa süreli güvenli kronik maruziyetin tehlikesiz olduğunu garanti edemez. Bitkinin potansiyel toksitesinin ötesinde pestisit, herbisit gibi hem akut hem de uzun vadeli sağlıkla ilişkili tehlikeli olacak maddeler de içerebilir ve bunları da göz önünde bulundurmamız gerekir. Herbal antimikrobiyal moleküller özellikle son zamanlarda antibiyotik direncinin geliştiği ve birçok şeyde yeni suçların oluştuğunu düşünürsek eğer ve son 20 yılda neredeyse bitki türlerinin birçoğunu kaybettiğini düşünürsek eğer herbal antimikrobiyal moleküllere ne yazık ki dünyanın ihtiyacı olacak gibi duruyor. Hem direnç gelişimi konusunda hem de birlikte sinerjistik etkileri konusunda büyük çalışmalara gebe ve ileriki dönemlerde bunlarla ilgili çalışmalar var. Mevcut ilaçların %25-50'si bitkilerden yapılmasına rağmen ne yazık ki antibiyotikler bundan gerekli olan payı alamamaktadır. Burada herbal antimikrobiyal molekülleri görüyoruz. Flavonoidler, terpenoidler, kinonlar, fenoller ve fenolik asitler. Bunlardan çok fazla değinmeyeceğim. Sadece tarhun ve kekik dediğimiz thyme yani Thymus vulgaris içerdikleri kafeik asitlerle antiviral, antifuga ve antibakteriyel etkinliğe sahiptir. Eugenol dediğimiz karanfil yağında özellikle bulunan hem mantarlara hem de bakterilere karşı bakteriyostatik olarak kabul edilmektedir. Kinonlar da vücudumuzda naftakinon ve ubikinon şeyinde bulunurlar, yapısında bulunurlar ve kinonların da aslında kınada da bulunan bir şeydir, maddedir. Antimikrobiyal özelliği bulunmaktadır. Son bir çalışmada hiperakum perforatumdan gelen bir antrakinonun antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Flavonoidler de geniş bir ailedir. Flavon, izoflavon gibi. Flavonoidler bitki kaynaklı düşük molekül ağırlıklı polifenolik yapıdaki bileşiklerdir. Flavonoid bileşiklerle özellikle çaydaki kateşin gibi bileşiklerdir. Farelerde yapılan deneylerde dişteki füsür çürüklerini %40 oranında azalttığı görülmüştür. Bunlar bitkilerin sekonder metabolitleri. Kısaca bitkilerin sekonder metabolitlerinden bahsedersek bitki bir primer birincil yani ilk kendi yaşamı için mevcut olan protein, karbonhidrat gibi
şeyleri sentezlerken sekonder metabolitler de mevcut olan şartlara, dirençli şartlara, soğuk, sıcak veya diğer enfeksiyon gibi şartlara sentezlenen metabolitlerdir. Buradaki benim anlattığım şeyler sekonder metabolitler. Flavonoidler de onlardan biridir. Hesperidin herpes simplex virüs, HSV-1 poliovirüs, parainfluenza virüs tip 3, RSV virüsleri, kuarsetin özellikle kara buğday, soğan gibi bizim çok tükettiğimiz, aslında kara buğday değil, soğan çok tükettiğimiz kuarsetin özellikle HSV-1'in viral replikasyonunu azaltmıştır. Bununla ilgili birçok örnek verilebilir. Batı diyetinde yaklaşık günlük 1 gram flavonoid tüketilir. Yani günlük flavonoid miktarımız artarsa enfeksiyonlardan korunmamız da o kadar mümkün olabilir. Bitkilerin esansiyel yağları da aslında antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Terpenler olarak bilinir bunlar. Bunlar membran hasarı yaparlar hücrede. Kamfor, artemisin ve farnesyl ses terpenoidlerdendir. Artemisinin antimalaryal etkinliği gösterilmiştir. 2015 yılında TÜYÜ'yü zaten bundan dolayı Nobel ödülünü almıştır. Artı artemisinin özellikle glioblastoma multiforme ile ilgili ciddi çalışmaları vardır. Karboprol gibi terpenoid fenoller ise Candida albicans, Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginase gibi birçok patojene karşı antifungal etkinliğe sahiptir. Özellikle Saccharomyces cerevisiae'da yapılan in vitro deneyde stozolik kalsiyum ve stozolik ve bakolik pH'i etkileyip bakterinin, yani Saccharomyces cerevisiae'nin membranın parçalanmasına vesile olmuştur. Burada ben 35 tane bitkinin, bitki kökenlerinin antimikrobiyal bileşiklerinin ana sınıfından bahsettim. Burada hangi mekanizmayla yapar? Yayınları referans olarak şey yaptım. Flavonoidler, fenolik asitler virüsün ya replikasyonunu önlerler ya mesela Escherichia coli'nin cranberries dediğimiz kızılcık şerbeti üriner sistem enfeksiyonlarda özellikle şey yapılmıştır. Cranberries Escherichia coli'nin P. fimbriyalarının epitele yapışmasını önleyip üriner sistem enfeksiyonlarında koruyucu etkisi bilinmektedir. Burada da diğer mekanizma membran hasarı dağılması, hücre duvarı ve DNA interkalasyona kadar gidebilecek bir şeye sahiptir. Burada antimikrobiyal aktivite gösteren bitkiler ve relatif toksite ve referansları görüyoruz. Özellikle burada size birkaç bitkiden bahsedeceğim. Ashwagandha bizim bölgede yetişmemesine rağmen biz yetiştirmeyi başardık. Özellikle relatif toksitesi neredeyse yok denecek kadar aç. Steroidal laktonlar tarafından etki gösteriyor. Onun dışında burada Melissa officinalis'in HSV-1 yani herpes simplex virüse karşı etkinliği bilinmektedir. Özellikle oğul otunun yağı. Bunları hızlıca geçeyim. Burada üzerlik tohumundan bahsedeceğim. Özellikle antibiyotik direnciyle yapılmış çalışmada kolistin ile birlikte sinerjistik etki göstermişti. Bizim bitkilerimizden biridir üzerlik. Beganum harmala, harman ve harmanin içerir. Özellikle bunun bileşenleri dirençli bakteriler üzerinde etki gösterdiği için gelecekte belki de kolistinle birlikte dirençli suçlarda verilebilecek şeylerdir. Bunları hızlıca geçeceğim. Tablolar zaten umarım size verilir. Peki pediatride hangi bitkileri kullanacağız? Astragalus membranaceus'un kökü, Nepeta cataria, kedi nanesi, Astragalus membranaceus, geven, ben Türkçe isimlerini de vereyim, Calendula officinalis, aynı sefa, Menta piperita, tıbbi nane, Altea officinalis, tıbbi hatmi, Matricea reticulata, tıbbi papatya, Altea officinalis ile ilgili özellikle bir bilgi vermek istiyorum. 60 bin yıl önce Neandertaller tarafından kullanılan bir bitki olduğu geçenlerde açıklandı. 60 bin yıllık bir gül hatmi diye geçen 60 bin yıllık bir kullanımı var Altea officinalis'in. Sambucus nigra elderberry diye İngilizcesi biliniyor. Karamürver. Phoneiculum vulgaris, Pimpinella anisium, anason, Glycyrrhiza glabra, bizim Diyarbakır ve Bağdat yöresinde yetişen liköriz, yani meyan kökü dediğimiz, özellikle hepatit B ve hepatit C virüslerine karşı cidden etkili olan bir bitkimizdir. İçerisindeki glisirizik asit ve gliseritik asitle etki gösterir. Japonya'da özellikle ciddi anlamda kullanımı vardır. Melissa officinalis, Urtica dioica ısırgan otu, Hyssopus officinalis ve Pelargonium sioides. Hyssopus officinalis Zufa, Pelargonium sioides de Güney Afrika sardunyası diye geçer. Burada ben kısaca farmakope ve monografta olan kullanılabilecek bitkilerden bahsettim. Pelargonium sioides, Güney Afrika sardunyası.
çocuklarda güvenilir kullanılabilecek bitkilerden biri. Akut bronşit, sinüzit ve antiviral üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarında rahatlamakla birlikte in vivo ve in vitro olarak H1N1 ve H3N2 etkinliği saptanmıştır. 220 hastada yapılan bir klinik çalışma, 1-6 yaş arası çocuklarda kökünün liküid yani sulu ekstraktı 3x10 damla verilmiştir. Semptomlar üzerine etkili bulunmuştur. Akut tonsilü faranjitte yapılan klinik çalışmada semptomlar üzerinde etkili olup hastalar placebo gruba göre daha az parasetamol kullanmıştır. Yani pelargonium sioides yani Güney Afrika sar dünyasının kullanımı parasetamol dediğimiz vücutta zararlı metabolitine dönüşen en asatil benzokinonomine dönüşüp karaciğer toks testi yapabilen parasetamolun kullanımını azaltmıştır. Sambucus nigra kara mürver olarak da bilinir. Özellikle İzmir, Şirince çevresinde de şurupları falan yapılır. Geleneksel olarak olgun meyvelerin şurubu tentürü kullanılır. Antosiyanodinlerden zengindir. Kusma, diğeri ham pişirilmemiş meyvelerinde toksik etki görülebilir. Stokin üretimini teşvik eder ve immün modülasyon özelliği vardır. İnfluenza'ya karşı kanıta dayalı derecelendirme seviyesinde yani evidence-based graduation'da B seviyededir. Yani good scientific evidence diye geçer. İki tütkörlü randomize kontrollü çalışmada influenza'ya karşı etkili görülmüştür ve bir çalışmada çocuk hastalarda klinik çalışmaya dahil edilmiştir. Aşağıda dozajlarını görüyoruz. Ekinezya Asteraceae ailesine ümit sunulan bir bitkidir. Soğuk algınlığında kullanılmasına rağmen 2018'de en son meta analizde bir sistematik dergide yayınlanan şeyde çocuklarda solunum yolu enfeksiyonunda etkisinin sınırlı olduğu belirtilmiştir. Yani ekinezyanın kullanımının üst solunum yolu enfeksiyonunda etkisinin hatta olmadığı belirtilmiştir. Alteosinalis tıbbi hatmi veya marshmallow diye bilinir. İçerdiği polisakaritlerden dolayı müsilaj etkisi vardır. Burada Avrupa Farmakopesi'nde 3 yaş altı önerilmez. 1-4 yaş arası 1,5-3 gram. 4-10 yaş arası 3-4 gram, 10-16 yaş arası 4-6 gram şeklinde verilir. Özellikle ben burada nardan bahsedeceğim. Narın polifenolleri ve narda bulunan ellajik asit ve ellajik taninler. Artı çekirdeğinde pukinik asit var. Narın kabuğu da mükemmel, onu da şey yapmayacağım. Narı bir bütün olarak değerlendirirsek in vivo deneylerde viral replikasyonu inhibe etmiş. Hatta oseltamivir de birlikte sinerjistik etki gösterdiği gösterilmiştir. Yani çocuklarımıza nar suyu öneriyorum çünkü H1N1 virüsüne karşı cidden etkili meyan kökü. Meyan kökü ile ilgili şöyle bir şey var. Annelerde kullanımda meyan kökü gebelerde ADHD yani hiperaktivite sendromuna yol açtığı ile ilgili yayınlar son zamanlarda şey yapmıştı. Yani meyan kökünü kullanırken biraz dikkat etmek gerekebilir. Hedera helix dediğimiz duvar sarmaşığı, el ayak ağız sendromunda in vitro çalışmaları var. Bunun dışında Zingiber officinale, hocamız bahsetmişti, gingerol içeriyor. 2500 yıldır Çin ayurvedik tıpta bulantı, kusma ve soğuk algınlığında kullanılmış. En çok kullandığımız bitkilerden biri Phoenicum vulgare, rezene, transatenol, anetol içeriyor. Ancak uzun süreli, özellikle esansiyel yağının kullanımında prematür telarj yaptığı gözlenmiştir. Onun için Phoenicum vulgare, yani kesinlikle masum mudur? Hayır, uzun dönem kullanımında özel şeylerde çocuklarda prematür telarj yani erken ergenliğe sebebiyet verebilir. En çok kullanılanlardan biri Tilia cordata ıhlamur. Daha çok çiçekleri kullanılır. Burada etken maddelerini görüyoruz. Litvanya'da herbal çay olarak 2 yaş üstü çocuklarda 1,5-2 gram, tek günlük ise 4-6 gram kullanılmaktadır. Komisyon E soğuk algınlığı ve ona bağlı öksürükte onaylamıştır. 4 yaş altı klinik kullanımına ilgili yeterli data olmamasına rağmen geleneksel olarak kullanılmaktadır. Bir de ayurvedik formüller var. Ayurveda'da da özellikle antimikrobiyal bitti ya. Hocam. 2-3 tamam. Slide kaldı. Bitiyor. Ayurveda formülleri de var. Trikata tozu dediğimiz ayurveda formülünde kuru zencefil, karabiber ve darülfülfül dediğimiz antiinflamatuar, analjezik, ekspektoran ve karminatif özellikleriyle kullanılan yaklaşık binlerce yıldır kullanılan bu tozlar hastalara verilmiştir. Çocuklara da verilmiştir. Bu özel tarifler de altında yayınla birlikte, kitapla birlikte geçmektedir. Laşuna yağı dediğimiz antiinflamatuar, antibakteriyel, antiviral ve antifungal. Burada hardal ve sarımsak kullanılmış. Hazırlanışı burada zaten yazıyor.
Rasam denilen çorba. Rasam Ayurveda'da charu, saru veya kabir geleneksel olarak da demir hindi suyunun bir baz olarak kullanıldığı Güney Hint çorbasıdır. Domates, biber, kimyon ve baharat gibi baharatlar eklenir. Mercimek tercih edilen sebzelerle de birlikte yapılabilir. Bebek ve çocuklarda soğuk algınlığında sunulacak geleneksel bir şifa yemeği olarak kabul edilmiştir. 2017'de bunun review'u yapılmıştır. Yani derlemesi yapılmıştır Hindistan tarafından. Tarhana da belki bizdeki karşılığı olabilir. Özellikle bunu belirteyim. Hani onun da çalışmaları yapılırsa şu olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun.